Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ateş Demir buradayken erkenden uyanıyor sanırım temiz havanın etkisi. O yüzden hepimizi erkenden uyandırdı. Bizler de kalktık. Şimdi birkaç bayram almaya gideceğimiz yer var. Oralara gideceğiz aşkım ben ve Oluş. Ondan sonra da bayram bizim için bitmiş olacak. Bugün de akşam Allah kısmet ederse evimize döneceğiz. Ben diyordum belki burada birkaç gün daha kalırım ama evde de işlerimiz falan vardı. Hep beni bekliyorlardı. Aklım evde kalacaktı. O yüzden biz de eve döneceğiz. Babam akşama hepimizi götürecek evimize. Orada da işte ev işim falan var. Gittiğimde onları hallederim. Ateş Demir de buraya çok alıştı ama bir yandan da evimize de gitmemiz gerekiyor. Bıraksam onu kalır anneannesiyle ama akşam uyur mu bilmiyorum. Onu da şimdi öğle uykusuna yatırdık. Öğle uykusuna uyansın. Dışarı çıkacağız birlikte. Havada şansımızı burada çok güzel. 3 gündür bize müsaade etti. Çok keyifli zamanlar geçirdik gerçekten. Böyle rüzgar bugün biraz hafif var ama ondan önceki günler çok güzeldi. Çok az rüzgar vardı ya da hiç yoktu. Hava gerçekten şansımıza bu kez çok mükemmeldi diyebilirim. Aşkım da şimdi hazırlansın. Onu da bekliyorum. O da hazır olunca gideceğiz. Böyle dedim bir video başlatayım. Bu güzel bir günde. Bu arada bugün de 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da kutlu olsun. Onu da unutmayayım. Ateş Demir'e de böyle bir tane tişört almıştım Atatürk'lü. Uyandığında onu da giyeceğim. Bir fotoğraf falan çekerim. Videosunu çekerim. Sizlere de gösteririm. Ama önce uyanması lazım tabii ki. Babacığım. Ne güzel kayıyorsun. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Babam. Babacığım. Babacığım. Babam. Babam. Babacığım. Çıkacak mı buna? Hop. Gel. Gel babacığım. Gel erkeğim. Gel de kışıklım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hadi buradan böyle devam et. Hadi buradan çık. Ben sana yardım edeyim. Ver bana elini. Hop. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Nerede Ali abi? Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bravo. Ateş Demir kay. Hadi kay kay. Hadi gel. Gel mi? Ters mi kayacak? Geri geri kayacak. Hop. Hop dedik. Çimlerden de bir tuhaf oldu biliyor musun? Dokunmaya korkuyor. Sana korkuyor. Getirdim bu tabii. Vallahi şimdi alırım. Yandım. Biz de dayımları bayramlamaya geldik. Burada da park var, çocukların parkı. Orada da Ateş Demir durmuyor. Bir sürü de oyuncak var. Bir türlü oturtamadık Ateş Demir'i. Seviyor böyle koşturmayı. Evet. Bak şimdi sonuncağa gitti. Lambaya gitti lambaya. Lambaya vuruyor orada bak görüyor musun sen? Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Ne diye koşuyor? Mangal var pis orası. Gel gel yanıma. Buradan. Askılara askılara düşmüş. Ha şimdi buradan biraz zor oluyor hem çekerken çünkü evet. Daha önce ben zor çektim yani. Başka. Sen yardım et ha. Hadi bakalım. Dedim aşkım daha iyi çekiyorsun aşkım. Ha, olduğu kadar canım. Çekmişsin de çek. Ya bir ara şey oldu sadece o kadar. Elim kaydı. Ya bir de ters kayıyor, hızlı kayıyor diye. Evet. Oo. Babaya bak. Hadi bakalım. Devam edelim biz oynamaya. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeği için evdeki 3-5 işte eksikler vardı. Onları alayım diye gönderdi beni sevdiceğim. Verdi bana 200 TL'yi. Şimdi geldim. Marina'ya. Teos Marina'nın Migros var burada. Ona gireceğiz. Birazdan içeride de çekerim az bir şey size gösteririm arkadaşlar. Evet şimdi geldim arkadaşlar. Teos Marina Migros. Şuradan gireceğim. Bakalım içeride ne almaya karar vereceğim. Böyle altılı soda aldım. 19 TL'ymiş. Başladık bakalım şimdi 200 TL'yi dolduracağım. Bir tane arkadaşlar böyle 2 kiloluk dedim un alayım. Çünkü kayınvalidem çok hamarat bir insan olduğu için
lazım oluyor böyle evde. Bulunsun. Bir tane şöyle baldo pirinç alacağım. Çünkü çok pilav tükettik. Yerine koymak lazım. Şöyle iki tane patlak mısır aldım arkadaşlar. 17-25 tanesi. Şöyle iki tane de bunu aldım arkadaşlar. 17 TL tanesi. Arkadaşlar Migros alışverişim 144 TL tuttu. 56 TL arttı. Alacak bir şey bulamadım çünkü. Şimdi şu bakkaldan da çocuk adama bir çikolata mokolata bir şey alayım da sevinsin çocuk. Mutlu olsun. Evet arkadaşlar, şimdi şu görmüş olduğunuz soldaki çikolataya 25 TL, şuna 22,5, şu anda 8,5 gibi bir galiba rakam verdim. 56 TL, şu 3 tane çikolataya tam 56 TL vermiş bulunuyorum arkadaşlar. Şu anda 200 TL'yi tam olarak bitirdik. İçime sinmiyor ya, şu 56 TL'ye şu kadar çikolata alıp bitti ya, gitti sıfırız şu an. Vay arkadaş ya. Evet arkadaşlar, sağ salim geldim şimdi. Sevdiceğim, kaynanam, kayınbiraderim, kayınpederim hepsi şu anda akşam yemeğini bekliyor. Hazırlıklar. Belki dışarıda yeriz. Hava çok güzel şu anda. Ya tek başıma çıkmak da çok zormuş yalnız ha. Aşkım şimdi mutfakta yemekleri yapıyor. Yemekleri annesine yardım ediyor. Dedi sen çek kamerayı al git dedi bana. Ne kadar zormuş arkadaşlar. Hiç kolay bir şey değil yani. Hele hele tek başına hiç kolay değil yani. Ben bir de kızıyordum. Aşkım sen niye çekmiyor mu videoları ya diyordum. Nasıl yetişmez diyordum. Valla. Yoruldum yani. Geldin mi aşkım? Ne aldın? Valla aşkım işte rastgele aldım. Girdim market. Sen dedin ya git ne varsa dedim. Bak al dedin ya bana. Patlamış mısır mı aldın? He. Sanki kendin çok yiyormuş gibi bir de patlamış mısır aldın. Ama sen yiyorsun canmış gibin. Vay. En sevdiğin şey senin var. Gelelim de patlatırdık kendimizi ya. Alır mı ya, ama bu deniz tuzlu ama. Deniz tuzlu olsa yalan zaten. Tabii biz... O çikolata almışsın. Evet bunları sorma. Bunlarla ilgili fikrimi az önce belirttim. O 3 parçayı bakkaldan aldım aşkım gelirken. Migros'taki alışverişim 144 tuttu. Bakkaldan da 56 artmıştı. Onu da öyle ucuza çıkarttım. Bu arada verdiğim bütün parayı harcamışsın aşkım. Tebrik ediyorum. Sen dedin ya 200, 200 harca diye. Bakayım bak neler var. Pirinç ne yapacağız aşkım? Pirinç var. Aşkım pilav yaptın ya sen şimdi. Ha ekserinin yerine koymak için. Tabi canım şimdi. Olur. Masraf. Anne şey yapıyor, hamur işleri yapıyor. Bunda olan yer diye muzlu hoşbeş. Evet, yeriz, hepimiz yeriz aşkım. He, hoşbeş güzel oluyor, kıtır kıtır. Yani dedi ki ben de bir Migros'a gideyim, bir şeyler alayım dedi. Her şey birbirinden bağımsız bir sürü şey aldım. Alakasız alakasız aldım aşkım. Cebimde 200 TL lan girdim. O ne? Çıkar onda. Başka bir şey yok değil mi artık? Yok, bu kadar. Tamam. Un, pirinç, iki tane hoşbeş, bir soda, üç çikolata, iki tane de patlamış mısır. 200 lira. Evet gitti 200. İyiymiş aşkım. Bu arada annem içli köfte yapmış. Biz var geleceğiz var diye. Çok güzel gözüküyor ya. Buzluktaydı. Buzluktan çıkardı, kızarttı. Bayağı da saattir uğraştı hep mutfakta. Kaç saattir uğraştı? Vallahi 200 saattir mutfakta. Ben en son galiba dün gördüm çünkü. Evet, karnıyarık falan yapmış. Ben de pilav yaptım bir tek. Onun dışında başka hiçbir şey yapmadım. Pilavını da gösteririm şimdi. Aşkım valla. Demir de uyuyordu, daha şimdi uyandı. İki defa öğle uykusu yapmış oldu bugün. Şu an sen konuşurken benim gözüm full hep içli köftelerdi aşkım valla. Kusura bakma ama. Zaten şey pilav olduysa sofrayı hemen hazırlayalım, yiyelim. Çünkü eşyalarımızı falan da toparlayacağız. Akşamında Allah kısmet ederse evimize döneceğiz. Tabi artık. Öyle. Burası güzel, hoş da. Aşkım. Yani aşkım işte. Yeriz ya, tüketiriz ya. Hepsi bunları yenecek şeyler ya. Yenmeyecek bir şey almadım. İyi yaptın. Tabii. Orada ne var şey mi? Dur göstereyim. Ha sen de onu da şey yap. Onu da göster. Onu da göster. Vay. Anam karnıyarık yapmış. Ya şaka yapıyor olmalısın. Seversin. Benim kardeşim patatesli yiyor. Genelde patlıcan yiyemiyor çünkü. O yüzden ona da böyle patates yapmış. Böyle güzel bir şey olabilir mi ya? Burada da bakayım. Olmuşsa, bunu yansın ben yerim ha. Ben de pilav yaptım. Nohutlu. Vay. Vay vay. Ondan sonra biz niye etkili aldık? Biz niye şişmanız? Yapacak bir şey yok. Böyle hayırlısı güzel. Elinizin ayarı yok ki. Her şeyi güzel yapıyorsunuz yani. Sağ ol aşkım. O zaman ben sofrayı kuralım da bir an önce yiyelim. Çok acıktım aşkım. Hadi vallahi yiyelim valla.
Herkese ikinci günden merhaba. Biz dün akşam evimize geldik. Yol yorgunluğu vardı üzerimizde. O yüzden doğru düzgün video çekmeye halim yoktu açıkçası. Üzerimde de bir kırgınlık var. Dün biraz ilaç falan içtim. Daha iyi oldum, daha iyiyim. Şimdi uyandık erkenden. Ateş Demir'e kahvaltı hazırlayacağım. Birlikte hazırlayalım dedik. Dün de rümen sürmüştüm, gözlerimin altına çıkmış rümen. Yeni uyandım, yüzümü yıkayınca da böyle olmuş. Ateş Demir de yanımda, çok acıkmış. Şimdi ona kahvaltı hazırlıyorum. Size de göstereyim, hem kahvaltılarını yedirmiş olduğumu görmüş olun sizler de. Tabağımın içine bir tane yumurta kırdım. Şimdi biraz da süt koyacağım. Maydanozum yok, o yüzden maydanoz almam lazım. Yarınki kahvaltıya inşallah. Şöyle birazcık göz kararı dışarılara da döktüm. Şöyle biraz süt koydum. Şimdi biraz da dolaptan peynir alayım. Peynir koyalım içine. Şöyle biraz da peynir ufalıyorum içine. Yani bu yeter diye düşünüyorum. Hiç tuz koymuyorum bu arada. Zaten peynir tuzlu olduğu için yeterli oluyor içerisine. Hatta birazcık daha bile koyabilirim. Bol peynirli olsun. Oluşun omleti. Şimdi bunları çırpıp tavada pişireceğim. Ben bazen zeytinyağı, bazen de tereyağı kullanıyorum. Hangisi varsa evde, hangisini kullanmak istiyorsam o. Yani öyle söyleyeyim. Ateş Demir'in yumurtası pişti. Yanına da bir tane küçük domates doğradım. O da şu an burada tencerelerimi karıştırıyor. Şimdi içeri gideceğiz. Beraber de afiyetle yedireceğim şimdi ona. Değil mi annem? Hadi gel mama yiyelim. Koş kalk. Bu şekilde oturduk. Hatta ben ona çizgi film de açtım. Aç bakalım annem. Ham. Aferin sana. Afiyet bal şeker olsun bir tanem. Kahvaltısını da bu şekilde yaptırıyorum. En az 2-3 saat tok tutuyor Ateş Demir'i. Uyandıktan sonra da meyve ya da evde herhangi bir yemeğim varsa dünden kalmış onu yediriyorum. Onun dışında da akşam yine bizle birlikte yemek yiyor. Ara öğünlerde dediğim gibi meyve de veriyorum. Çerez falan da verebiliyorum. Bazen böyle kuru meyveler de veriyorum. Onları da yiyor. Günümüz böyle geçiyor. Vereyim mi bir tane daha annem? Aç bakalım ağzını. Afiyet olsun. Ateş Demir'le yemeğini yedirdikten sonra öğle uykusuna yatırdım. Ben de evde birkaç eksiğimiz vardı. Annemlere gidince biliyorsunuz eksikler bitiyor. Sadece sebze alışverişi yaptım. Onu da belirteyim. Onun dışında diğer gıdalarımızdan hala daha mevcut. Onları yeriz diye düşündüm. Ama bu aralar böyle hep sebze ağırlıklı, salata vesaire ağırlıklı beslenelim istiyorum. Yapabilirsek birazcık diyet yapalım istiyorum aşkımla birlikte. Çünkü ben de çok kilo aldım. Hep de yorumlarda soruyorsunuz Damla kilo mu aldın, kaç kilosun falan diye. Bir 4-5 kilo versem çok iyi olacak. Hem yaza da böyle daha fit girmiş oluruz. Çünkü kıyafetlerimin birçoğu olmuyor. Böyle hiç bu kadar kilo almamıştım daha önce ben. İşte Ateş Demir'le aslında uykusuzuz, düzensiziz. Belki düzensiz uyku da kilo almaya sebep oluyor. Bilemiyorum yani. Bir de maşallah iştahımız pek bir açık. O yüzden böyle birazcık kilo almış olduk. O yüzden hep böyle sebze işte salata türü şeyler aldım. Şimdi onları da sizlere göstereceğim. Hepsini tek tek alayım. Başlayayım, birlikte açalım paketlerimizi. Şimdi şuradan göstermeye başlayayım. Bayağı da bir ürün almışım. Şöyle gördüğünüz üzere bazıları poşetlerde. Bunları birbirlerinden ayırdım. Hem de ayrı ayrı paketleyeceğim. Şuradan başlayayım. Yarım kilo böyle taze fasulye aldım. Yeriz diye. Oluşa da yaparım zeytinyağlı. Bunu hemen yapmam. Buzluğa atarım. Bu arada çiğden koyuyorum. Eğer varsa yaz domatesim. Domates de doğruyorum içerisine. Hep birlikte öyle temizleyip buzluğa atıyorum. Ama şimdi yaz daha tam gelmedi. O yüzden domates koymam içerisine. Burada böyle biraz biber aldım. Salataya koyarız. Hem de tüketiyoruz diye. Şöyle yarım kilo patlıcan aldım. Genelde her şeyde yarımşar kilo aldım. Yani 3 tane patlıcan olmuş oluyor. Karnıyarık daha yeni yedik ama bakarsınız gene yaparız. Şurada şöyle salatalığım var. Gene o da yarım kilo. Görüyor musunuz? Bilemiyorum. Çok güzel salatalıklarım var. Böyle kabak aldım. Girit kabağı diyorlardı. Ben bu kadar küçük olacaklarını düşünmedim. Bir de hep bunların iç uçlarında çiçekleri var. Bu çiçeklerini de acaba koparsam dolma yapılır mı bilmiyorum. İzmir'e özgü böyle çiçek dolması oluyor. Kabak çiçeğinden oluyor. Öyle söyleyeyim. Daha kabak oluşmamışken. Ama bunların baktım hep uçlarında var. Bakın bu da böyle kopunca. Bunları böyle güzelce yıkasam aslında Ateş Demir'e göre bile yapabilirim. Bizler de birer tane tatmış oluruz belki. Öyle düşündüm. Şöyle yarım kilo havuç aldım.
1 kilo soğan aldım. 23 lira mı 24 lira mı neydi, yanlış olmasın. Sonra böyle yarım kilo da bezelye aldım. Bunu da buzluğa koyacağım. Çünkü daha yeni bezelye yedik. Ama fiyatı çok uygundu. 10 liraya falan aldım yarım kilosunu. Şöyle küçük çeri domatesi aldım. Salatanın üzerinde güzel olur diye düşündüm. Böyle salatanın üzerine ikişer üçer tane atarız. Böyle bir tane iceberg aldım. Koskocamanmış valla. 5 gün falan gider. Burada da yeşilliklerim var. Hatta yerlere bile döktüm yeşillikleri poşetten çıkarırken. Şöyle dereotu, maydanoz, burada rokan var. Ondan sonra şurada bir demet nanem var. Bunları güzelce peçeteye saracağım. Daha uzun süre dayanıyor. Böyle bir bağda semizotu aldım. Bunu da böyle bulgurlu yemeğini yapıyoruz. Öyle yaparım diye düşündüm. Eskiden bunlar hep bizim bahçelerimize çıkardı. Hiç böyle yemezdik. Şimdi buralardayken parayla alıp yemeğini yapar olduk. Ama çok güzel oluyor yemeği de. Hem zayıflamak için de birebir gerçekten. Semizotu hem çok faydalı hem de bağışıklık için de çok faydalı. Yapmış olduğum sebze meyve alışverişim de bu kadar. Bunları size göstermiş oldum. Şimdi en zor kısma geldik. Bunların hepsini tek tek dolaba yerleştirmem lazım. Hasta da olduğum için, dediğim gibi hasta da olduğum için hiçbir şeye halim yok bugün. O yüzden bunları yerleştirdikten sonra bize de bir şeyler hazırlayıp yatıp uyuyup dinleneceğim artık. Seferihisar'daydık. Orada her şey çok güzeldi. Çünkü annem birçok şeye yardımcı oluyordu oradayken. Birçok şeyi yapıyordu. Ben genelde oğluşumla ilgileniyordum ya da keyfime bakıyordum. Anne evi gerçekten cennet diyebilirim. Şimdi biraz dinleneyim artık, kendimi toparlayayım istiyorum. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.